takımını sen belirlemezsin. Kimlik kağıdında neresi yazıyorsa orası takımındır. Ne maçındayız biz Murat? Levent Spor, Esentepe, Adıyaman. Esentepe mi? Adıyaman. Esentepe, Adıyaman. Vallahi hoca biz kazanırız dedi. Herkese selam. Tribünden maç hikayelerinin yeni bölümüne karşınızdayım. Bugün nereye gidiyoruz? Süper Amatör Lig'in açılış haftası bu hafta. Ve amatörlerin yanında olmak için Beşiktaş Çilekli tesislerine gideceğiz. Peki Çilekli tesislerinde kimin maçı var? Levent Spor'la Esentepe Adıyaman maçı var. Niye Levent Spor maçına gidiyoruz? Çünkü Levent Spor semtimizin takımı. Yalnız bırakmamak lazım. İlk maçlarında yanlarında olmak lazım. Bu videoda bir de sürprizim var size. Kanalı açtığımdan beri Timur Akkurt'u konuk al, Ekin Kollama'yı konuk al, işte Barış Akpolat da gelsin dediniz. Hep yorumlara yazdınız. Evet, bu video, o video, bu hafta, o hafta. Şimdi birazdan Timur Akkurt ve Ekin Kollama ile buluşacağım. Levent Spor hakkında bilgi vermek çok isterdim. Ve hani Esentepe Adıyaman hakkında da bilgi vermek isterdim ama yani kadrolarından olsun, işte onların da başkanları, antrenörü olsun, çok fazla bilgi yok. Peki niye bilgi yok? Çünkü yani ne amatör liglere ne alt liglere gerekli ilgiyi göstermiyoruz. Hem taraftar olarak, hem yönetici olarak, hem başkan olarak. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Atıyorum kaç kişi şu an Levent Spor maçına gidecek veya kaç kişi bu hafta sonunu bir alt lig maçına harcayarak geçirecek. Yani insanlar veya genel olarak Türk halkı işte 3 büyüklerin veya 4 büyüklerin, hadi 5 büyüklerin peşinden koşan bir yapısı var. Hem bu yapıyı biraz kırmak hem de diğer takımların da var olduğunu göstermek için zaten bu kanalı açtık. İşte amatör lig maçlarına gidiyoruz, alt lig maçlarına gidiyoruz, semt takımlarının maçlarına gidiyoruz. Onun haricinde şöyle bir olayım olmuştu üniversite yıllarında. Hazırlık sınıfındayız. İngilizce hazırlık sınıfında İngiliz bir öğretmenimiz var. İsmi Richard. Ortaokul, lise ve üniversitede hep futbolla aşırı neşir olduğumuz için. Bu adam da İngiliz. Bu da hasta Charlton Athletic taraftarı. Dövmesi falan var adamın yani. Öyle hasta bir adam. Neyse adama gittik bir gün sorduk. Hocam dedik yani işte Arsenal var. Ne bileyim Manchester United var. Liverpool var. Biliyorsunuz ülkemizde de çok hayranları var Arsenal'in, Liverpool'un. Adamlar İngiltere'de gidiyor. Charlton Athletic'i destekliyor. Neyse tabii biz haftalar geçiyor. Adamlar İngiltere 3. ligde falan filan. Sonra içimizden birisi dedi ki hocaya. Hocam dedi peki niye Charlton dedi. Adam dedi ki İngiltere'de takımını sen belirlemezsin. Kimlik kağıdında neresi yazıyorsa orası takımındır. Tabii herkes çok herkes sustu. Sigaraları yaktık. Türkiye'de niye böyle bir algı yok? Ya da semt takımı desteklemek neden bu kadar zor? Onu anlamak gerçekten güç. O yüzden semtinizin takımını desteklemeseniz bile hafta sonları böyle maçlara böyle gitseniz, orada birkaç arkadaş goy goy yapsanız gayet güzel bir aktivite oluyor. Bunu tavsiye ederim. Şimdi işte dediğim gibi Levent tarafındaydım. Birazdan da Beşiktaş Çilekli tesislerinde olacağım. Bakalım gün neler gösterecek. Şimdi arkadaşlar Metin Uzun hocamızı buldum. Maçtan yaklaşık 10 dakika önce, yani 10 dakika sonra maç başlayacak aslında. Hocam çok sağ olun kabul ettiğiniz için röportaj teklifimi. Şimdi Levent Spor ligin ilk maçına çıkacak. Süper Lig amatördesiniz. Evet. Nasıl bir lig bekliyor sizi? Nasıl hazırlandınız? Nasıl transferler yaptınız? Levent Spor, Süper Amatör Kümede, Bal Ligi'nde sürekli yer alan bir kulüp. Geçmişi olan bir kulüp. Vermiş olduğu hizmetler, oynamış olduğu maçlar bugüne kadar hep ortada. Levent Spor olarak yine bu seneki hedeflerimizin arasında da birincisi şampiyon olmak, playoff ayaklarında olmak. Burada playoff'tan da Bal Ligi'ne çıkmak istiyoruz, yükselmek istiyoruz. İyi transfer, iyi bir ekip oluşturduk. Genç, dinamik, arada da tecrübeli arkadaşlarımızın olduğu. Önemli, iyi bir kadro kurduk. İnşallah Allah utandırmasın diyorum. Evet, Levent Spor Teknik Direktörü Metin Hoca ile konuştuk. Düşüncelerini aldık. Çok insani, çok güzel, tam bir futbol insanı gibi düşüncelerini belirtti. Şimdi Timur Akkurt ve Ekin Kollama ile buluşma zamanı geldi. Evet, büyük buluşma. Kayıtta mı? Evet, kayıtta. Ne haber, röportaj nasıl? Hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet. Murat Çeker'in kanalına hoş geldiniz, ben de diyeyim bari. Güzel oldu. Ne maçındayız biz Murat? Levent Spor, Esentepe, Adıyaman. Esentepe mi? Adıyaman. Esentepe, Adıyaman. Esentepe'de yaşayan Adıyamanlılar. Gibi olabilir, bence mantıklı yalnız. Belli, öyle görünüyor. Yine Gakkoş'tan transfer etmeye çalışıyor. Çiğli'de. Ha, İzmir'de. Şimdi hocayla konuştum, çok güzel şeyler söyledi. Hem maç hakkında, hem karşı takım hakkında, hem lig hakkında genelinde. Güzel bir röportaj olduğunu inanıyorum. İzlersiniz artık. Kim kazanır? Vallahi hoca biz kazanırız dedi. demesi de yani, abi. Demesi de çıkıp gidelim. Yok abi, özeller bizi dövdü. Parçalayacaklar. Yani açık ol. Açık net olabilirdi, bilmiyorum. Atmosfer nasıl? Sahara sıcak, 37 yazıyor şurada. Bir şey söyleyeyim mi? Çok sıcak gerçekten. Bu
saatte maç ne diyorsunuz maç için? Yani saatte amatör kulüplerin zaten en büyük sıkıntısı bu. Kaderi bu. Artı olarak bir de şöyle bir şey de var. Ambulans falan da ben göremedim. Ambulans gördünüz mü siz? Elindeki kameranın şöyle bir özelliği arkasında var. Aramızdaki herkes YouTube'a o kamerayla başladı. Evet. Beni de bununla başlattılar. Özel bir kamera, özel bir kamera yani. Kanal ve Griya Mini. Saat 3'te maç veriyorsun. Hadi 3'te şu an oynayan takım var mı? Herkes 20-45'te oynamıyor mu? Adıyorsun oğlum süper. Türkiye Ligi'nde. Evet, süper amatör. Süper amatör, süper lig. Bir şey evet. Süpermen gibi. Müşteri olması lazım. Gerçi o kadar zor olacak ki herifler için. Gerçekten zor şartlar. Bir de 90 dakika yani. Şartlar çok zor. 5 dakika değil. Bakalım karşılaşmada neler olacak. Devre arasında falan da Türk Spor'unu falan kurtarırız büyük ihtimalle. Yabancı sınırı falan hepsini konuşacağız bugün. Oo, bakalım neler olacak. Yabancı sınırlanmasın. Türk futbolcu adam akıllı oynasın. Hashtag yabancı sınırı kalksın. İngiltere'de kaç tane yabancı oynuyor takımda ne oluyor? Devre arasında görüşürüz. Bu arada biz protokole geçiyoruz. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Başkan tanıdık. Timur abi başkanı tanıyor. O yüzden protokole geçiyoruz. Levent Spor, Esentepe Adıyaman Spor maçında önce başkanımız Recai Bey ile konuşalım. Başkanım nedir beklentiniz ligden? Nasıl bir takım kurdunuz bu sene? Bugün ben öncelikle yani maçımızın kayınlara vesile olmasını diliyorum. Her iki takımın da başarılar diliyorum. Centilmenin içinde bir maç olmasını diliyorum. Tabii kendi sahamız, kalacağımız maç sonuç önemli. Güzel başlarsak güzel gider başlarız. Onun için güzel gidiyoruz. İyi bir takım yaptık. İnşallah meyvelerini yiyeceğiz. Ben şimdiden tüm takımlara başarılar diliyorum. Çok sağ olun başkanım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bir sezon olsun. Sağ olun. Çok güzel be. Offside var bu arada. Topası verdi ya geri offside var. İbrahim Uç'u beğendim. Çok güzel. Çok güzel. El arkaya. Yok güzel. Hayda. Ah be. Vurun lan. Devre arasındayız. Levent Spor ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Esentepe Adıyaman karşısında üstün bir oyun sergiliyor. Evet. Önce Ekin'e dönüyorum. Ekin, yılların verdiği futbol tecrübesiyle nasıl değerlendireceksin ilk yarıyı? Sıcakta çok top mop oynanmaz ya. Ben konuşamadım bile yani. Bu arada 38 derece. Şurada tabela gördüğün. Gösteren 38 ama sağ içi 52 derece. Ekin gerçekten ayakları yanıyordur şu anda. İnsanlara bu zulüm yapılmaz. Ayıp yani. Akşamlıkta maç olması aynen ayrı. Öyle. İnsanlar saat 9'da maç oynarken amatör kulüplerin saat 3'te maç oynaması insanlık suçu bence. Ya hadi 3 deme de yani git 5'te oynat bari. 5'te yani oynat değil mi? 6 saat çok fark eder abi o 2 saat. Çok fark eder. Peki sen nasıl buldun abi takımı? Valla ben çok memnunum. Gayet güzel takım. Hakikaten top oynamayı bilen takım. Öne çıkanın birkaç isim var. Sen sağ bek seviyorsun. Ben sağ beki çok beğendim. 3 2 numara. Sen 11 numarayla 10 numarayı beğenmişsin. Ben 10 numarayı çok beğendim. 10 numara, 11 numara. Ben de 10 numarayı çok beğendim bu arada ya. İyi oyuncular var. Yani şöyle bir şey. Hakikaten iyi oyuncular yani, var. 6 numara iyi. Süper amatör olarak geldik biz maça ama aslında 3. ligde onun bir altındaki Bal Ligi'nde oynayan takımlardan farkı yok Levent Spor'un. Güzel bir kadro kurmuşlar. Umarım bu sene güzel karşılaşmaları izleriz. Oyuncuları da daha yakından tanırız. Hava şartları evet. Daha serin olduğunda bence onun daha iyi top oynayacaklar. Bir tek eksiği var, pas yapmıyor. Hepsi yani kapıp ileri yavru gitmeye çalışıyor. Biraz sakin evet. Oynayan takım değil yani. Ama o birazcık şeyden dolayı sıcak ya gidelim. Bir de ilk maç abi şimdi biz ama böyle konuşuyoruz. Ama hoca bağırıyor oradan sakin yavaş sakin yavaş. Adamın dibine tüy bitti ben buradan duydum. Ama şey de var dikkat ederseniz yardımlaşma var takımda. Var. Yani, kafasına konuda göre de takılmıyorlar o iyi yani, bir şey. Esentepe Adıyaman da biraz bize göre böyle biraz zayıf geldi. Dağınık bayağı. Dağınık başladılar hazır öyle değildir. Devam ettiler. Umarım ilerleyen maçlarda toparlarlar. Muhtarımız Atacan Bey. Atacan Bey ile bir konuşalım. Atacan Bey Levent Spor'un genel sekreteri. Atacan Bey bize takımdan biraz bahseder misiniz? Yani dediğiniz gibi takım iyi bir kadroyla lige giriyor. Evet. Hedefiniz nedir?
Hedefimiz üçüncü lig. Üçüncü lig. Geçen sene Bal Ligi'ndeydi takımımız. Bal Ligi'nden Süper Amatör'e düştü. Şimdi ciddi bir destekle Level Spor'umuza Bal Ligi arkasından üçüncü lig. Ondan sonrasını devam ettireceğiz bakalım. Götürebildiğimiz kadar bir noktaya, yani en iyi noktaya kadar götüreceğiz takımı. İnşallah bakalım. Biz dediğim gibi ben takım hakikaten beğendim. Yani oyunda keyif veriyor. Ben çok fazla üçüncü lig maçı izleyip bir kahretsin bu maça gelmeseydim dediğim günler oldu ama bugün öyle bir gün değil yani. Bu Levent civarında oturanlara futbol seviyorsa gelsinler. Çok güzel tesis var. Burada gayet rahat oturup maçını seyredebiliyor. Hatta bu kış için ne yaparım ne ederim diye alternatif bir şey düşünüyorsa gelsinler burada. Mahallenin takımını desteklesinler. Bence çok önemli. Bakalım ikinci devrede Levent Spor ve Esentepe Adıyaman nasıl performans sergileyecek? Ben böyle farkın açılacağını tahmin ediyorum. Siz ne diyorsunuz? Ya bir gol daha atarsa rahatlayacak Levent Spor. Ondan sonra pas yapsalar açarlar zaten farkı da. Aynen öyle. Bakalım neler olacak. Gol! Gol! Mükemmel gol be! Zımbaladı! Hadi abi öyle geçin ya. Oh, hadi be. Vur. Yürü kaç önünü. Vur artık be. Nereye vurdun ya? Çok gaza getirdik adamı ya. Ben vur deyince bu sene gol. Bravo! Maçın yıldızlarından Muhammed yanımızda 10 numaralı formasıyla büyük fark yarattı. Sezonun ilk maçı, rakip biraz hırpaladınız gerçekten. Hem performansınla hem burada paslarınla, akıllı paslarınla. Ne diyeceksin Muhammed? Allah'ım 8 haftalık bir çalışma dönemi geçirdik. Yani çok yoğun çalıştık. Kampta, Levent'teki burada İstanbul'daki çalışma kampında. Çok kuvvetlendik, iyi antrenman yaptık. Böyle bir performans bekliyorduk biz kendi açımızdan. Çünkü 8 haftalık çalışmamız bu yöndeydi. Başlarken de biz iç sahada rakibi boğan, maçı erkenden koparmaya çalışan bir takım görüntüsünü oynamak istiyorduk. İstediğimizi başardık. Hocamızın dediklerini yaptık. Peki, güzel galibiyet oldu. 40 derece gösteriyor. Çok sıcak maç oldu. Oynarken kaç derece oldu? İnanılmaz. Ayaklarımın altı şu an soyuldu yani. Deri valla. 55 derece değil mi? İnanılmaz sıcak, inanılmaz sıcak. İnşallah bu sezon istediğinizi alırsınız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Yine biz takipçiniz olacağız. Buradayız her hafta. Desteğin için teşekkür ederim. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ne diyorsun? Buradayız. Biz de 11 numaralı röportaj yaptık. O da benim kanalda. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya çok büyük bir oldular. Buradaki için de hani yok, ekili videoyu izlersiniz. Kaç golü çektim? 24 yaşındaymış. 2-3 tane falan çektim. 6 gol oldu. 10 numara da 29 yaşındaymış. İyi gene. Bence oynar. Bak bu 10 numara 3. de kesin oynar bu arada oynar. Gerçekten. Çünkü rahat, rahat. Biliyor yani oraya atayım buraya atayım düşünerek oynuyor ve çabuk oynuyor. Siz ne diyorsunuz maça? Bir de konuşuyor. Evet. Sen git şöyle git şöyle. Siz ne diyorsunuz? Ben çok keyif aldım. Ben de inanılmaz keyif aldım bu arada. Beklediğimden arada çok daha iyiydi. Hiç böyle pislik, çirkinlik bir şey olmadı. Yani sert birkaç pozisyon olmasına rağmen evet, olmadı. Rakip takımı da tebrik ediyoruz. 6 gol yemelerine rağmen centilmenlik. 1-0'ken girdiği sertliği 6-0'dayken yapmadı. O da ayrı bir ilaçları oymuş demek. Yani amatör ve alt ligi biz çok sevmeyiz Türkiye'de ama bu maçlara gelip bu havayı teneffüs ettiğinizde durumu görüyorsunuz. Futbol kültürü burada da yaşıyor. Yani illa koca koca takımların maçlarına gitmenize gerek yok. Üstelik bedava. Üstelik bedava gerçekten. Hiç bilet parası falan da yok. Yok. Eşini, çoluğunun, çocuğunu alıp kesinlikle öyle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. YouTuber oldun mu? Oldu. Vallahi çok güzel. Like et. Bak eksik söyle. Evet. Ben daha kapanmadım. Ondan ben kapanış yapmıyorum. Ben kapatıyorum. Görüşürüz. Hadi. İyi bakın. Abone olun. Abone olun. Eyvallah.